Selamun aleyküm. Sevgili dostlar, bayram özendi YouTube kanalımı izlemeyi, beğenmeyi, abonelik eklemeyi, yorum yapmayı unutmayın sevgili dostlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Konumuz Veysel Karani Hazretlerinin hayatını okumaya devam edeceğiz sevgili dostlar. Anneye hizmet numunesi ve peygamber aşkı. Veysel Karani rahmetullahi aleyh hazretleri 50 yaşlarından sonra İslam nuruyla şereflenmişti. Artık bu nuru içine sindire sindire yaşıyordu. Yaşlı ve hasta annesi de onun gibi o şerefle şereflenmiş bulunuyordu. Fakat her ikisi de yaşlanmışlardı. İslam dini tebliğ edilmeye başlanalı 10 seneden fazla olmuş, Üveys Hazretleri de 60'ını geçmişti. Tabii ki annesi daha yaşlıydı. Hem yaşlı hem hasta, bir rivayete göre gözleri de görmeyen ve bakıma muhtaç olan annesine bu zamana kadar hep Üveys bakmıştı. Bakacak kimseler olmadığı için bundan sonra da yine o bakacaktı. Annesi zaman zaman oğlunu evlendirmekten bahsetmiş ama her ikisi de bunun mümkün olmayacağını bildikleri için bu meselenin üzerinde fazla durmamışlardı. Çünkü herkes Üveys'e deli diyor. Üstelik çocuklara onu taşlamalarını söylüyorlardı. Çocukların taşladığı bir deliye kim kızını verir? Böyle birisiyle hangi kız evlenmeyi düşünürdü? Evet, buna imkan ve ihtimal gözükmüyordu. Olsa bile Üveys Hazretlerinin aklında evlenmek diye bir düşünce bulunmuyordu. Annesi hayatta bulunduğu müddetçe canla başla onun hizmetini kendisi yapacaktı. Nitekim yapıyordu. Evlenmiş olsaydı bakalım evlendi hanım aynı titizlikle annesine bakacak mıydı? O bu vazifesini bir ibadet niyetiyle yerine getiriyordu. Anne babaya bakmak elbette ibadetti. Hem de en büyük ibadet. Hele anneye bakmak ibadetlerin sevapça en üstünüydü. Yani Veysel Karani Hazretleri Rabbine en üstün şekilde ibadet etmekteydi. Nitekim Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de Rabbin ancak kendisine ibadet etmeni, anne ve babana da iyilikte bulunmanı hükmetti. Eğer onlardan biri veya her ikisi senin yanında ihtiyarlığa ererlerse onlara öh bile deme. Onları azarlama. Onlara çok güzel ve tatlı söz söyle. Onlara acıyarak tevazu kanadını yerlere kadar indir. Alçak gönüllü ol ve ya Rab, onlar beni çocukken nasıl terbiye ettilerse sen de onları öylece esirge de buyurmaktadır. Peygamberimiz ise cennet anaların ayakları altındadır. Hadisleriyle annelere hizmetin ne büyük bir sevaba vesile olacağına işaret buyurmuşlardır. Bir sahabi
Allah Resulüne gelerek, "Ya Resulullah, insanlar içinde iyilik yapmama en fazla layık olan kimdir?" diye sormuş. Peygamberimiz annendir buyurmuş. O kişi iki defa daha sorduğu halde hepsinde de aynı cevabı vermiş. Ancak sonra kimdir diye dördüncü sorusuna karşılık babandır buyurmuşlardır. Anne ve babaya iyilik yapmanın ve hürmet etmenin sevabının çokluğuna karşılık onlara karşı gelmenin cezası da o nispette ağırdır. Dolayısıyla bir kimse ne kadar iyilik ve hayır yaparsa yapsın, eğer bu günahı işlemişse ondan ancak onları razı etmekle kurtulabilir. Eğer anne veya baba vefat etmişlerse bol bol hayır hasenat yaparak onların ruhlarına bağışlamalı ve Allah'a dua ederek anne ve babasının günahlarının affı için yalvarmalıdır. Bunun dışında anne ve babayı memnun etmenin yolu yoktur. Veysel Karani Hazretleri işte bunları gayet iyi bildiği ve inandığı için biricik annesinin hizmetlerini canla başla yerine getiriyordu. Veysel Karani Hazretleri nasip olsa da Hazreti Resulullah'ı görebilseydi, sahip olacak ve daha yüksek derecelere sahip bulunacaktı. Niçin bekleyip de görmedi? Sadece onun hizmetine muhtaç olan ve bakacak başka kimsesi olmayan annesi onu bekliyordu. Anneye bakmak farz, fakat Resulullah'ı görmek menduttu. Mendubu işlemek için Allah'ın emri olan farz terk edilemezdi. Üveys Hazretleri de terk etmedi ve şeriatın hakkını korudu. Bu bağrı yanık bir Allah dostu ve bir peygamber aşığıydı. Aşık aşık olduğu kişiyi görmek istemez miydi? Elbette isteyecektir. Görmek istemeyi bırakın. Aşk insanı deli divane ederdi. Bakın. İşitin ey yarenler. Aşk bir güneşe benzer. Aşkı olmayan gönül misali taşa benzer. Diyen Yunus Emre Hazretleri aşkın insanı ne hale getirdiğini ne güzel anlatmış. Ben yürürüm yana yana, aşk boyadı beni kana. Ne ahilen ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gah eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi. Gah akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akar sularla çağlarım, dertli ciğerim dağlarım. Yarım için ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın güldür beni, gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, şeyh ararım dilden dile. Kurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun olu ben yürürüm, o yari düşte görürüm. Uyanıp melul olurum, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yareyim. Dost elinden avareyim, gel gör beni aşk neyledi. Hazreti Üveys de inandığı ve aşık olduğu son peygamberi dünya gözüyle görmek, onun sohbetlerini dinlemek, mübarek yüzüne doya doya bakmak istiyordu. Ne var ki hasta ve bakıma muhtaç bir annesi vardı. Hasta annesine bakacak bir insana ihtiyaç vardı.
kendisinden başka da ona bakacak bir kimse bulunmadığı için mecburen inanıp iman ettiği peygamberi görme arzusunu yerine getiremiyordu. Fakat bu bile yine aşkıyla yanıp tutuştuğu peygambere olan aşkının gereğiydi. Nitekim aşık olduğu mübarek peygamber de zaten anneye girmekin en büyük sebep olduğunu söylemiyor muydu? Sevgili dostlar, sevgili din kardeşlerim, Müslümana peygamberimizi göreceğim diyerek bizzat o peygamberin emri olan anneye hizmeti terk etmek elbette yakışmazdı. Üveys Hazreti bunu tabii ki çok iyi biliyor ve bundan dolayı annesine karşı böyle bir istekte ısrar etmiyordu. Çünkü annesinin durumu ortadaydı. İkisi arasında sık sık peygamberimizden bahsedilirken onu görmenin bahtiyarlığından konuşulmuyor değildi. Ama ne var ki dinin emri korunmalı. Ve peygamberi görmek pahasına bizzat o peygamberin emri çiğnenmemeliydi. Üveys Hazretleri işte bunu koruyor. Annesine hizmeti terk edemediği için yüzüne hasret kaldığı Allah Resulü'nü görmeye gidemiyordu. Fakat bu durum annesini de bir hayli üzmüyor değildi. Keşke hasta olmasa veya kendisine bakacak biri bulunsaydı da biricik oğlu Üveys gitse gelse ve gözüyle gördüğü peygamberden kendisine bahsetseydi. Oğlunun dilinden inandıkları peygamberin hallerini dinlenmeyi ne kadar arzu ediyordu. Çünkü bu bir aşk meselesiydi. Allah aşkı, peygamber aşkı bambaşka bir şeydi. Onu tatmayanların anlaması, hissetmesi mümkün değildi. Bu aşktan bir yudum alanlarsa kendilerini kaybediyorlar, dünyadan ve dünyadaki her şeyden vazgeçiyorlardı. Bu aşkı tadına bakanlardan sormak gerekti. Onlar ne diyorlarsa doğrusu oydu. Öyleyse gelin biz susalım, o aşktan birazcık tatmış olanlar konuşsun. Onlar konuşsunlar, biz dinleyelim. Evet, söz Yunus Emre Hazretlerinin. Aşkın aldı benden beni, bana seni, gerek seni. Ben yanarım dünü günü, bana seni, gerek seni. Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum, bana seni, gerek seni. Aşkın aşıklar öldürür, aşk denizine daldırır, tecelli ile doldurur, bana seni, gerek seni. Aşkın şarabından içem, mecnun olup dağa düşem, sensin dünü gün endişem, bana seni, gerek seni. Sofilere sohbet gerek, ahilere ahiret gerek, mecnunlara Leyla gerek, bana seni, gerek seni. Aleykümselam. Meğer beni öldüreler, külüm göve savuralar, toprağım anda çağıra, bana seni, gerek seni. Yunus durur benim adım, gün geçtikçe artar ahım, iki cihanda maksudum, bana seni, gerek seni. Evet sevgili din kardeşlerim, Allahu Teala hepinizden razı olsun. Bayram Özendi YouTube kanalında videolarımı izlemeyi, beğenmeyi, abonelik etmeyi, yorum atmayı unutmayın sevgili dostlar. Allah'ın rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Amin.